ki Sevinç. Zaman zaman zorlandı Fenerbahçe, uzatmalara gitti. İmdada 94'te Valencia'nın penaltısı ve 98'de Osayi Samuel yetişti sevgili izleyenler. Bir de haber var. İç transferle alakalı da bir haber. Napoli'nin gözü Kim Min-jae'de olacakmış. Kim Min-jae'nin takımdan gitmesi gündeme gelmiş durumda. Sabah gazetesine de bakalım. Fenerbahçe 2. lig temsilcisi Afyon karşısında zorlandı. Sürprize izin vermedi. Son 16'yı adını yazdırmayı başardı. Uzatarak turladı diyor Sabah gazetesi de. Son bir sayfa takvimden geliyor. Jesus'la ilk temas. Fenerbahçe Portekiz Hoca ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Hocayı markaja aldı. Ali Koç, Jesus'la cep telefonu üzerinden öncelikle bir görüşme gerçekleştirmiş. Ünlü hocadan haber bekleniyor. Transfer şartlarını sormuş Jesus cephesi. Bakalım ne gibi gelişmeler yaşanacak sevgili izleyenler. Bu arada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike de eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etmiş. Jesus'la ilgili şu haberi de paylaşalım. Kısa bir süre içinde Fenerbahçe'ye kesin dönüş yapması bekleniyor. Portekiz devi Benfica'nın başında 83 mücadeleye çıkmıştı. Onu hatırlatalım. 2.11'de puan ortalaması yakalamıştı. Turumuzu tamamladık böylece. Detayları soralım, konuşalım istiyoruz. Volkan Demir de bizi bekliyor. Hoş geldin Volkan, nasılsın? Merhaba Çiğdem, sen de hoş geldin diyeyim. Herkese güzel bir yıl diliyorum, Çok sana da iyi teşekkürler. yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Volkan. Herhalde yeni yıl öncesinde son yayınımız olacak bu. Birçok konu başlığı var Muhtemelen. sana da sormak istediğim. İstersen konuşalım. Maçla başlayalım. Sonrasında teknik adam arayışlarına da geçeceğiz. İşte transfer gündemi var. İç transfer, dış transfer. Sen bize böyle her detayı geniş şekilde anlat. Sözü sana vereyim istersen. Dün gerçekten enteresan bir maç oldu. Özellikle Galatasaray Denizlispor maçının ardından, yani Galatasaray'ın çok fazla gol pozisyonu kaçırdığı, işte artık kazandı derken uzatmasında yediği golle maçı 30 dakika daha oynadı ve penaltılarda Denizlispor kalecisinin maça damga vurduğu bir mücadelenin ardından tabii Fenerbahçe'nin hani bir nebze olsun. Bunlar çünkü birbirlerini etkiler. Hep böyle Türkiye Kupası'nda sürprizler diğer takıma aman biraz daha dikkatli olalım düşüncesini yerleştirir. Böyle bir maçın ardından ben açıkçası Fenerbahçe'nin Afyon karşısında biraz daha net bir oyun oynamasını bekliyordum. Evet, kadro biraz rotasyonluydu ama yani baktığınızda da yine işte Salah gibi, Tisserand gibi, Nazım gibi düzenli oynayan, işte Crespo gibi düzenli oynayan oyuncular vardı kadroda. Yani 4-5 tane, hatta daha da fazla ilk 11 oyuncusu gibi sayabileceğimiz oyuncu da vardı. Buna rağmen ilk yarıda çok benzer, yine Galatasaray'ın oyununa çok benzer, final paslarında son derece lakayt, tercihlerde son derece ciddiyetsiz ve kısacası golü ben atayım, kahraman ben olayım düşüncesiyle bir ilk 45 dakika geçti. Bu ilk 45 dakikanın ardından tahmin ediyorum az önce belirttiğim gibi bu Galatasaray Denizlispor maçı etkisinden dolayı hemen bir hamle geldi. 3 tane oyuncu birden Mert Hakan, Zajc, İrfan oyuna dahil oldu. Bunların yerini aldığı oyuncular Burak Kapacak, Rossi ve Meyer'di ki bu oyuncular da gol noktalarında son tercihlerde sıkıntı yaşayan isimlerdi. Fakat bu çok da çare olmadı. Arkasından Osayi hamlesi geldi. Arkasından Serdar Dursun hamlesi geldi. Fenerbahçe bir baskı kursa da özellikle son 20 dakika filan Afyonspor'un artık kondisyonu düştükçe Fenerbahçe baskı kursa da 90 dakika yetmedi. Hatta o artı 7, normal 90 dakikanın normal uzatması artı 7 verildi. O da yetmedi. Maç tam uzatmaya gitti. Uzatmaya gittikten 4 dakika sonra da penaltı pozisyonuyla maç çözüldü. Önce Valencia'nın penaltı golü, ardından Osayi'nin attığı gol 9 dakikada turu getirdi Fenerbahçe'ye. Dün akşam özelinde söyleyebileceğim oyun anlamında çok olumlu şey olmasa da Muhammed Gümüşkaya'ya bir parantez açmak istiyorum. Tabii. Muhammed genç bir oyuncu. Fenerbahçe için gelecek vadeden bir oyuncu. Hatta Fenerbahçe'nin yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı bir oyuncu.
Ben dün akşamki performansını beğendim. Yani sol bek konusunda bir alternatifsizlik söz konusu. Sadece Novak var orada gerçek sol bek olarak. Zaman zaman Salah'ı görev yapıyor. Başka çözümler bulunmaya çalışılıyor ama orada hep Novak'ın tek olmasından yakınlıyordu. Muhammed bence burada önemli bir alternatif olabileceğini gösterdi bu maçtaki mücadelesiyle. Burak Kapacak ilk kez forma giydi. Biliyorsun Mayıs ayından bu yana yani Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Bursaspor'da son resmi maçına çıkmıştı. Fenerbahçe'ye geldikten sonra hiç resmi maça çıkmadı. Düzeltiyorum. Ağustos ayından sonra yani Ağustos ayında Bursaspor'la forma giymişti TFF birincilikte. Fenerbahçe ile yani 4-5 aydır neredeyse resmi maça çıkmamış bir Burak Kapacak vardı. İlk kez görev aldı. Biraz tutuk gördüm. Tabii ki çok genç oyuncu. Yani işte o az önce bahsettiğim tercih sıkıntılarını yaşayan oyunculardan bir tanesi de Burak'tı. Hani ilk maçında biraz taraftarın da önünde olmanın etkisiyle kendini gösterme çabası içerisindeydi. Ama iyi bir maç çıkarmadı. Önünde uzun bir yol olduğunu hepimiz gördük. Tabii kolay değil. Fenerbahçe gibi bir camiada gelir gelmez çok genç bir oyuncunun ilk maçında harikalar yaratmasını bekleyemezsiniz. Bu anlamda Burak'ın da en azından ilk kez sahaya çıkmış olması, siftah yapmış olması onun adına olumlu Evet. bir gelişmeydi. Böyle bir 90 dakika geçti diyebilirim. Peki teknik adam arayışı artı transfer gündeminde hangi notlar var? Şimdi teknik adam konusunda sen de takip ediyorsun. Az önce gazete haberlerini de okudun. Çok yoğun bir isim bombardımanı var. İşte Joachim Löw ile başlayan, Slaven Bilic ile devam eden, şimdilerde Jorge Jesus gibi isimlerin ortaya atıldığı ardı ardına gelen bir isim bombardımanı var. Ama bana bu isimlerden hangisi Fenerbahçe'ye geliyor, yola çıktı, çok yakın artık, eli kulağında diye soracak olursan benim yanıtım hiçbiri olur. Çünkü şu an itibariyle zaten işte çıkan haberlerde de daha önce dile getirdik ya da konuştuk ettik. İşte Joachim Löw'ün devre arasında yani sezon devam ederken takım almama kriteri var. Bu nedenle imkansıza yakın gözüküyor. Slaven Bilic'in bir Çin basına yaptığı konuşulan bir konuşma var. Şu anda bütün her şey dedikodudan ibaret diye. Ben biraz bunu da Fenerbahçe camiasındaki Bilic düşüncesinin de etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok Bilic ismi çok benimsenmedi. Yani Fenerbahçe ilgilendi. Haziran ayında da ilgilendi ama Bilic ismi çok benimsenmedi. Biraz sanki yönetim o noktada ısrarcılığından vazgeçmiş gibi gözüküyor. Son olarak Benfica'dan ayrıldı biliyorsun. Jorge Jesus. Çok kariyerli bir teknik adam. Portekiz'de, Brezilya'da özellikle çok saygı duyulan, çok önemli takımlarda görev almış. Benfica gibi, Lisbon gibi, Flamengo gibi. Değerli takımlarda görev almış bir teknik adam. Onun ismi gündeme geldi ama şunu ifade edeyim. Jorge Jesus konusunda da hani Fenerbahçe bir numaralı aday demek Peki. son derece yanlış olur. Çünkü onun da özellikle Arap Yarımadası'ndan aldığı çok ciddi teklifler var. Brezilya'da Atletico Mineiro ile görüşüyor. Şu an itibariyle net ön plana çıkmış diyebileceğim bir isim yok. Onu belirtebilirim Çiğdem. Okan, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşürüz. İyi yayınlar.